MR çekmek. Göz çekimi miydi ya? Bilmiyorum. CD çekmek. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Meme kanseri farkındalık ayı olan Ekim ayında sokağa çıktık. İnsanlara meme kanseri hakkında neleri doğru biliyor, neleri yanlış biliyor bunları soracağız. Bakalım bizlere neler söyleyecekler. Mamografi nedir sorusuna ne yanıt verecekler? Erkekler meme kanseri olur mu sorusuna doğru yanıt verebilecekler mi? Hep beraber mamografi görelim. Nedir? Vallahi bilmiyorum. Biliyordum. Başım. Sakın ha. Biliyor muyuz? Yok, bilmiyoruz. Peki Ekim ayının meme kanserinin farkındalık ayı olduğunu biliyor muydun? Yok, bilmiyorduk. Peki erkekler meme kanseri olur mu? Olur, bence de. Her 100 erkekten birinde meme kanseri görülüyormuş. Yok. Peki, görülüyor. Olabilir. Peki nerelisiniz? Cibutiliyiz. Kolay gelsin. Çok, bilmiyorum vallahi. Peki meme kanseriyle ilgili bir bilginiz var mı? Yok. 6 aya bir kontrole gitmemiz gerekir. Değil mi? Evet. Peki Ekim ayının bir sorum daha vardı. Peki tamam. Mamografi nedir? Hiçbir bilgim yok. Peki Ekim ayı meme kanseriyle farkındalık ayı olduğunu biliyor muydunuz? Asla bu konuyla ilgili de bir bilgim yok. Peki erkekler meme kanseri olur mu? Hiç olanı duymadım. Arada gidiyoruz şey diyor, siz kendiniz evde şunlar şunlar yapacaksınız diyorlar. Eğer öyle bir riskiniz yoksa gelmeyin diyorlar. Yani biz kendi kendimize, kendi doktorluğumuzu, muayenemizi yapıyoruz. Mamografi nedir? Vallahi onu bilemiyorum ya. Ekim ayı meme kanseriyle farkındalık ayı. Biliyor muydunuz? Onu da bilmiyoruz şükür. Erkekler meme kanseri olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Peki her 100 erkekten birinde meme kanseri olduğunu söylesek, görüldüğünü söylesek? Ben daha duymadım öyle de ama bayanlarda ay oluyor, genellikle oluyor. Erkeklerde duymadım yani. MR çekmek. Gibi. Evet, evet. Tomograf diyor, ne diyor? Onu MR çekmek. Evet. Göğüs. CD çekmek. Ekim ayı, meme kanseriyle mücadele ayı. Biliyor muydunuz? Hayır. Peki meme kanseriyle ilgili bir bilginiz var mı? Hayır, onu da bilmiyorum. Kontrollerinizi yaptırıyor musunuz? Evet, evet. Erkeklerde meme kanseri görülür mü sizce? Hayır. Görülmez mi? Olmaz. Evet, röntgen çekmek. Kanser araştırması için. Aynen öyle. Evet. Çok teşekkür ederiz. Doğru bildiniz. Ekim ayının meme kanseriyle mücadele ve farkındalık ayı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordum canım. Meme kanseriyle ilgili bir bilginiz var mı? Var. Her yıl gidip elimizden kontrol edeceğiz. Sonra senelik de tahlillerimizi. Mamografi nedir? Bilmiyorum. Ekim ayının meme kanseriyle mücadele, farkındalık ayı olduğunu biliyor muydun? Hayır, şimdi öğrendim. Peki meme kanseriyle ilgili herhangi bir bilgin var mı? Bilgim yok. Çevrende hiç meme kanseriyle mücadele eden veya tanıdıkların var mı meme kanseri olan? Vardı. Ne diyorlar ona? Taş mı ne varmış? Onun haricinde ameliyat olarak geçirdi yani. Tedavisi edildi. Peki. Çok sağlık olsun diyelim. Hadi sağ olun. Biliyorum efendim. Genelde kadınlar için yapılan bir test değil mi? Röntgen filmi aslında. Röntgen filmi evet. Peki Ekim ayının meme kanseriyle mücadele ve farkındalık ayı olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum efendim. Yani neticede eşim var, annem var, kız kardeşlerim var. Yani genelde onların böyle günlerini, işte kadınlar günü olsun veya işte anneler günü olsun takip ediyorum, etmeye çalışıyorum. Yani. Erkekler meme kanseri olur mu? Duymadım ama muhakkak aynı bezler olmasa da farklı bezler erkeklere de vardır diye düşünüyorum. Onların da oluşabileceğini düşünüyorum yani kanser. O zaman ben söyleyeyim, erkeklerde meme kanseri olabiliyor. Her 100 erkekten birinde görülüyor. Doğrudur. Yani tahmin etmiştim. Duymadım ya da yakınımda herhangi kimse de denk gelmedi ama muhtemelen olabilir. Mamografi yakınlarımda görüyorum çoğunlukla. Kendim de bunun için bir kontrole gideceğim. Mamografi meme kanseri ile ilgili. Kanserinden dolayı neden oluşuyor onu bilmiyorum. Ağrılarla başladığını daha önce duymuştum. Şikayet. Neden? İnsanlar ağrıları, kol ağrıları, bunların kendimde var mı yok mu takibini yaptım. Allah'a şükür yok. Yine de bir meme kanseri için keteme gidip bir muayene olmak da istiyorum açıkçası, kafa rahatlığı. Çünkü etrafımızda çok fazla yayıldı. En yakınlarımızda çıkıyor. Allah herkese şifa versin. Ekim ayının meme kanseriyle mücadele ayı, farkındalık ayı olduğunu biliyor muydunuz? Bunu tam olarak bilmiyordum. Her haftanın, her ayın bir önemi var. Onu biliyoruz ama tam olarak yani genellikle bilmiyoruz açıkçası. Peki vatandaşlarımıza buradan bir mesaj vermek ister misiniz meme kanseriyle alakalı? Tabii ki. Aman ha, kendimizi çok 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 iyi gözlemleyelim. Kol ağrısı, göğüs ağrısı. Bu tür ağrılar hissediyorlarsa hiç beklemesinler, yorgunluk demesinler. Aslında... Muayene olsun.